efendim, iyi günler. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün aslında gözümüz kulağımız Diyarbakır'da ve elbette son zamanlarda hep konuştuğumuz, tartıştığımız üzere iki dil önerisinde Cumhurbaşkanı Gül Diyarbakır'a gidiyor ve müthiş bir programla, müthiş derken 10 yıldır ilk kez mesela bir Cumhurbaşkanı belediyeyi ziyaret edecek. Yani Cumhurbaşkanı Gül Osman Baydemir'i gidip ziyaret edecek. Birazdan görüntülerle birlikte bu programı galiba almaya başlayabileceğiz. Ben de size notları vereceğim. Ve bu notları bir çok özel konuğumla birlikte değerlendirip sizlerle paylaşacağım. Filiz Aygündüz. Onun burada olma nedeni aslında bu kitap. Diyor ki kaç zil kaldı örtmenim diyor kitapta. Silvan'da Kürt mahallesinde, okulunda değil mi? Kürtçe bilen ve Türkçeleri çok az ya da hatta hiç olmayan çocuklara öğretmenlik yaptın. Bugün gerçi bizim mahallemizin efendim bir mensubu, sakini Filiz Aygündüz. Milliyet sanatta. Ama bu kitapla bizi o günlere, öğretmenlik günlerine ve Türkiye'nin bir gerçeğine götürdü, gerçek insanlarla. Bir çok kısacık anlatır mısın, ama çok kısa çünkü sonra uzun uzun döneceğiz. Ben 95'te kitaptaki kahraman gibi 23 yaşındayken Diyarbakır'a tayinim çıktı. Kitaptaki kahraman derken otobiyografi değil, anı değil ama otobiyografik. Değil, evet, ama benim hikayemden çok fazla şeyler var, izler var içinde. Sonra romanın olanaklarını kullanarak geliştirilmiş bir metin ama otobiyografik izler var. 23 yaşında, 95 yılında Füzek gazetecilikte yaparken, sabahları öğretmenlik, öğleden sonraları gazetecilik yaparken Diyarbakır'a tayinim çıktı ve gittim. Hiçbir açıklaması da yok. Yani ben bir Feride olma niyetinde değildim. Gazeteci olacağımı da biliyordum ileride. Tam zamanlı olarak gittim. Buradan yola çıkarak 23 yaşında İstanbul'dan kalkıp ülkesinin güneydoğusunda bir ile giden ve oraya gidene kadar işte Kürt halkı, Kürt dili hakkında hemen hemen hiçbir bilgisi olmayan bir öğretmenin oraya adım attığı andan itibaren hem halkla hem onun diliyle, kültürüyle ve o bilinen tabiri Kürt sorunuyla tanışmasının hikayesi. Neydi duygu? Yani korku, şaşkınlık? İlk gittiğim anda, yani ilk duygum şaşkınlıktı. Çünkü 2 saat önce İstanbul'dayım, 2 saat sonra Mozambik'e gelmedim. Kendi ülkemdeyim ve bilmediğim bir dille konuşuyor insanlar. Bunu beklemiyordum. Yani bugünden o 23 yaşımı değerlendirip bakmak da çok doğru değil belki, ama hakikaten bilmiyordum. Bugün her ne kadar üzgünsem de bunun için. Bilmeyince etrafta sürekli Kürtçe konuşan insanlar var ve anlamıyorsunuz. İlk duygum şaşkınlık. Onun yanı sıra da anlamamak beraberinde bir yalnızlık duygusunu da getiriyor. O yüzden kitapta hep şey vurgusu, dilin yoksa yalnızsın. O çok önemli. O cümleyi biraz sonra döneceğiz. Bir de bugün Milliyet Sanat, Milliyet Kitap Genel Yayın Yönetmenliği, Milliyet Gazetesi'nin Kültür Sanat Yönetmenliği gibi şapkanla da Kürt romanına, Kürt kitaplarına da birazcık birkaç örnek ya da daha doğrusu bilgi rica edeceğim. Çünkü Kürtçe kendini var edebilmek için epey zorlu bir yol kat etti. Nerede? Biz neredeyiz? Belki aslında kaç zil kaldı örtmenim? Birazdan bunun ne anlama geldiğini öğreneceğiz ama hani demokrasiye, bazı meseleleri aşmaya kaç zil kaldı? Onu da anlatıyor olabilir. Hani hoş bir gönderme gibi. Konuşacağız. Tekrar edeyim. Cumhurbaşkanı Gül Diyarbakır'a indi ya da inmek üzere. O konudaki burası valilik zannediyorum. Evet, Diyarbakır Valiliği. Kırmızı halı konmuş. Karşılama için bekleniyor. Kamera karşısında muhabirler ısınma turlarında bir telaş yaşanacak malum birazdan. Ama o zamana kadar ve söyleşiye geçmeden hızlı birkaç başlık. Milliyet Gazetesi ile konuğumun gazetesi, ama konuğumun gazetesi diye değil, onunla başlayacağım. Çünkü rekortmen tutuklular haberini mutlaka aktarmam gerekiyor.
bu asla sonuca ulaşamayacak meselesi de dünkü MGK bildirisi. Onunla ilgili de konuşacağız elbette. Fakat ben Filiz Aygündüz'de esas MGK bildirisinin satır arası o ne dedi, bu ne dedi, bunları konuşmak istemiyorum. İnsanı konuşmak istiyorum. Bugün onun kitabıyla bize tanıttığı çocukları, Kürt çocukları konuşmak istiyorum. Çünkü insan çok şey anlatıyor. Zaten Milliyet Gazetesi'nde söz ettiğim başlık da bunu gösteriyor. Rekortmen tutuklular. Tutukluluk süresi biliyorsunuz 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek bir değişiklikle ve bazı yorumlara göre diyelim ki Ergenekon'dan yargılanan yani özel yetkili mahkemelerde yargılananlar için 10 yıla çıkabilir diyor tutukluluk süresi, ceza değil. Şimdi bu rekortmen tutuklularda fotoğrafta örneğin Barış İnan'ı görüyoruz annesiyle birlikte. Barış İnan 13 yıldır içeride. Annesi diyor ki oğlum 25'inde girdi, şimdi 38. Tabii 13 yıl rekor değil. Çünkü PKK üyesi olmakla bu iddiayla yargılanan Şahap Doğan ilk sırada rekor onda 15 yıldır tutuklu olarak cezaevinde yatıyor. Daha başka isimler de var. Düşünün oğlunuzu 25 yaşında, kusura bakmayın ben böyle batıl inançlar da vardır. Annelik olunca hani her türlü batıl inanca izin var. Annelik de sadece. Oğlunuzu 25 yaşında veriyorsunuz ve 38 yaşında hala içeride ve yargılaması bitmemiş. Radikal'le devam edelim. Radikal'de öğretmen ihalesi, İhaleyle nasıl öğretmen alınır? Çok da eğlenceli bir haber ama onundan değil de hemen yanında katliama karşı uydulu önlem haberinden söz etmek istiyorum. Fotoğraftaki kişi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e benzerliğiyle ülkemizde ayrıca bilinen George Clooney. Çok önemli isimlerle, örneğin Brad Pitt, Matt Damon gibi isimlerle birlikte bir Sudan uydu projesi başlattı. Soykırıma, biliyorsunuz Darfur'daki soykırım her ne kadar Türkiye'de külliyen yalanlansa da Ömer El-Beşir'i dünya çapında aranan bir numaralı adam haline getiren bir vaka. Geçmişte kaldı ama devam etmekte olduğu ya da olabileceği yolunda işaretler var. Hollywood ünlülerinden bir bölümü kendilerini buna adamış durumdalar. Adamak şöyle hem de sadece zamanlarından vermiyorlar. Örneğin George Clooney soykırıma karşı paparazzi diye söz ettiği uydu için kendisi $750,000 yatırmış. Çok uzatmadan bir not vermem lazım. Çok kısa bir süre sonra birkaç gün ya da hafta sonra şu notlarıma bakmalıyım. Sudan'da bir şey var, referandum var. 9 Ocak, Güney Sudan, Darfur meselesini zaten gündeme getiren bölge. Güney Sudan ayrılsın mı ayrılmasın mı diye referanduma gidilecek. Eğer ayrılırsa Ömer El-Beşir demiş ki kardeş ülke muamelesi yapacağız, korkmasınlar. Kendi ülkeme de müjdem var demiş. İslami anayasayla şeriatı derinleştirecekmiş, İslami anayasa getirecekmiş. İlgilenenlere duyurulur. Ve Akşam Gazetesi'yle noktalayalım. Akşam Gazetesi diyor ki Cumhurbaşkanı Gül'e Diyarbakır gezisinde iki dilde sözlük verilecek. Oysa Milli Güvenlik Kurulu'nda hakikaten dün çok sert bir ifadeyle tek dil, tek bayrak, tek ülke ama bekleniyordu belki ama bu kadar tonlama beklenmiyordu belki. Vurgu yapıldı ama şimdi Osman Baydemir verecekmiş efendim bu sözlüğü Cumhurbaşkanı'na. Şimdi sözlüğün varlığı bile hani Cumhurbaşkanı'na bir belediye başkanı, Diyarbakır Belediye Başkanı'nın Kürtçe sözlük vermesi, Kürtçe Türkçe sözlük vermesi bile hayal edilemezdi. Değil mi? Çünkü Kürtçe diye bir dilin varlığı az önce söyledin. Meçhulümüzdü neredeyse.
bir sürü şimdi şey. Gelelim kitabına tekrar. Peki. Sen Kürtçe ile nasıl tanıştın? Çocuklarla neler yaşadın? Kürtçe ile ilk tanışmam o kitapta da olduğu gibi dolmuş duraklarında başladı. Vara vara diye bağırıyorlardı gel anlamında. Onu takip eden ikinci tanışma sınıfa girdikten sonra oldu. Çünkü çocukların Türkçe bilmediğini fark ettim. Yarısından fazlası 32 tane öğrencim vardı. Hemen içe çevirmen kullanıyorlar. Böyle bir durum var. Arkadaşına söylüyor. O işte öğretmene şunu der misin diyor. O çevirip Türkçe'ye bana söylüyor. Ben ona cevap veriyorum. Böyle bazıları çevirmen aracılığıyla anlaştık. Halk zaten Kürtçe konuşuyor. Ama tabii öğretmenle memurla bir araya geldiklerinde Türkçe'de konuşuyorlar. Yani oraya gittikten sonra tanıştığımı söyleyebilirim aslında. Şimdi kitabında diyorsun ki sınıfın Türkçe'ye en hakim olanı Zilan. Onunla aranızda bir diyalog geçiyor. Sınıfta Kürtçe konuşmak yoktur. Kürtçe yasak. Çocuklar bunu nasıl algılamışlar? Yani resmi dil Türkçe olduğu için, eğitim dili de tabii ki Türkçe olduğu için sınıfta tabii ki Türkçe. Şimdi bu tabii ki'ler arka arkaya geliyor ama o çocuklar bunu nasıl algılamışlar, algılıyorlardı? Yani Türkçe konuşulacak, Kürtçe yasak. Yani çocuk oldukları için onlar onu kabul etmişler. Zaten bir ön kabulle geliyorlar. Onlara göre hayat okula gidene kadar Kürtçe, okula gittikten sonra Türkçe. Okulda da Kürtçe konuşmak yasak. Bir kere ana dilini yasak kavramı üzerinden yaşamaya başlıyor. Artı bir de sürekli bir sıkıntının içinde. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Normalde çocuklar okula gitmeden dillerini öğrenir giderler. Okulda okuma yazmayı öğrenirler. Onlar önce okuma yazmayı öğreniyorlar, sonra Türkçe'yi öğreniyorlar. Nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor? Çünkü çocuk okula geldiğinde Türkçe bilmiyor. Evet. Onu fişler halinde onu ezberliyor. Ama mesela Ali ata bak derken bunu ezberliyor da atın at kelimesiyle at şeklini birleştiremiyor çünkü bilmiyor. Tabii ben bunu 95 yılı için anlatıyorum. Bugün biraz daha iyi çünkü var. Okul öncesi eğitim başladı. Artık daha iyi öğrendiler. Ya da işte sürekli kalkıp kalemini açmak istiyor mesela. Çöpe gidecek ve açacak. Onu öğretiyorsunuz. Gitmeden evvel öğretmenim kalemimi açabilir miyim diyeceksin. Tamam diyor. Bir süre sonra işte parmak kaldırıyor. Öğretmenim kalemimi açabilir miyim? Tamam gel aç. Çocuk dışarı çıkıyor. Çünkü tuvalete gitmek istiyor ve onun kafasında izin alma cümlesi öğretmenim kalemimi açabilir miyim? Bunlar çok üzücüydü. Yani benim bu kitapta hep anlatmak istediğim, aslında ben çocuklara anlattım bir anlamda. Kaç sil kaldı öğretmenim sorusu hem onların bir sorusudur. Sürekli işte kaç sil kaldı öğretmenim, kaç sil kaldı öğretmenim. Onlara bitecek göre, mi? Evet bitecek ders ve bitecek. İşte sokağa atacaklar kendilerini. Sürekli her ders böyle sordukları bir soruydu o. Ne kadar az zil kalırsa o kadar sevinçli tabii oluyorlardı. Bir de aslında Kürt meselesinin bitmesine de kaç zil kaldı. Ama çocuklar anlamında söylüyorum bunu. Çünkü eğer bir rehabilitasyon sürecine de ihtiyaç varsa, insanların çocukluklarını görmezden gelerek onları rehabilite etmek mümkün değil. Aslında toplumsal bir rehabilitasyondan doğru bahsediyorsun değil mi? Ama bu kitabın konusu çocuklar için söylüyorum. Bundan 15 yıl önce ilkokulda okumuş 7-8 yaşındaki bir çocukla Batı'da İstanbul'da okumuş 7-8 yaşındaki bir çocuğu düşünün. En basitinden onların havai fişeğe verdiği tepki iki çocuğun çok farklı. Buradaki onu eğlenceli, keyifli, heyecanlı bir şey olarak algılarken öbürü patlama ve bir ürkmeyle karşılıyor. Silah, bomba. Evet. Çünkü vesaire. Yani 25 yıldır devam eden o savaşın içinde. Özellikle o ilk 15 yıl içerisinde buna alışmışlar. Zaten resim defterlerinde de vardır kitabın içinde. Hep tanklar, işte yerde yatan insanlar. Şimdi o çocuklar var. Genç kız ya da delikanlı. Hani hiç değilse bir tanesi birinin
akıbetinden haberdar olabildin mi? Haberleşmeni sürdürebildin mi? Ne yaptılar? Mesela dağa mı çıktılar? Evlenip kızlar eve mi kapandılar? Ya da işte büyük şehirlere gelip Diyarbakır'a örneğin başka bir hayat mı keşfettiler? Haberdarım bazılarından. Zaman zaman ararlar. Çok gurur duydum. Gerçi ben 99'da öğretmenliği bıraktım ama gene de böyle hani bir öğrencim çıkıp da bir şey olduğunda hakikaten mutlu oluyorum hala. Bir tane doktor oldu bir tanesi. Biri şimdi İTÜ'de mühendislikte okuyor. Bir büro yönetiminde okuyan var. Ama en üzüldüğüm şeyi söyleyeceğim. Tam kitabı bağlıyorum artık çocuklarla ilgili son şeyleri yazıyorum. O arada bu mühendislikte okuyan öğrencimle bir e-mailleşmemiz oldu ki kitabın içine de koydum. O dönemden bir öğrencim. Kitapta da adı Hekim diye geçiyor. Liseyi bitiriyor, üniversiteye girmek istiyor ama bir şekilde nasıl oluyorsa dağa çıkıyor ve 2 yıl önce öldürülmüş. Bu çok tuhaf çünkü ben onların 20-22 yaşlarını görmedim büyük bir kısmını. Benim gözümde o ölen çocuk 8 yaşında. Fotoğraflarına bakıyorum, o dönemden çekilmiş fotoğraflara. Hafızamı zorluyorum, hani diğerlerinden farklı bir tarafı var ama çocuktu. Yani zaten 7-8 yaşındaki çocuğun nasıl bir ideolojisi ve bir şey olabilir? Acaba ne oldu da bütün o geçen 14 yıl içerisinde dağa çıktı ve öldü. Ya benim için ölen 7-8 yaşında bir çocuk çünkü. Yani. İşte gerçekten insanı yakalamak bazı sorunlarda hani böyle köşeli, süslü püslü ifadelerin yanı sıra çok daha fazla şey anlatıyor. Burada tabii ki şimdi bizi izleyenlerden kimileri biliyorum mailler de geliyor. İşte memleket bölünsün mü yani? Hani iki dil mi olsun? Dil bölünmeyi getirir vesaire. Bütün bunları söyleyip böyle dinleyenler olabilir. Ama şunu düşünüyorum yani 95 yılında tanık olduğun bir şeyden, paylaştığın bir şeyden söz ediyorsun. Onun üzerine bunca zaman geçti. O zaman Kürtçe diye bir dilin varlığı kabul edilmiyordu. Hatta daha yakınlarda KCK davasında Kürtçe bilinmeyen bir dil olarak geçti zapta. En azından ana dil olarak kabullenilmesi resmi düzeyde de bir şey. Ama ötesinde kimileri diyor ki tamam resmi dil gene tek olsun, eğitim dili de olsun. Oysa ama bir kursta Kürtçe öğrenebilsin ya da okulda seçmeli ders olabilsin. Çünkü ana dilde eğitimle ana dil eğitimi arasında farklı çok fark var. Ana dilde eğitim dediğiniz zaman bütün müfredatı, bütün dersleri Kürtçe yapmasını anlıyoruz. Ama ana dil eğitimi dersek bütün müfredat dersler Türkçe ama bir ders diyelim ki seçmeli o da zorunlu olmayabilir. Kürtçe ya da bir başka dil. Bu olabilir mi sence? Yani bu oradaki çocuklara bir de bir şey katar mı? Şimdi olayın siyaset bilim açısından, sosyolojik açıdan işte şöyle olursa bölünme anlamındadır, böyle olursa farklı anlamdadır. O terminolojiyi doğrusu bilmiyorum. Ben sadece kitabın içinde de o çocukların duygularını anlatmaya çalıştım. Çok mütevazısın. Aslında yazanlar da belki yazıp çizenler de bilmiyorlar ama sen tevazuyla böyle söylüyorsun ama ben hep şöyle düşündüm aslında. Bir yazar ve gazeteci orada, olarak var. Kitabı yazarken de orada yaşarken de ben hep kendi Türkçemden yola çıkarak baktım. Eğer benim Türkçem bana yasaklansaydı, yıllarca dilden bile kabul edilmeseydi, benim Türkçe eğitim almam engellenseydi, yani kendi dilimde okuyamasaydım, ben ne hissederdim? Ben hala bu açıdan baktığımda işin içinden çıkamıyorum. Buna dayanamazdım gibi geliyor her defasında. Çünkü ana diliniz, yani annenizden duyduğunuz, evde konuştuğunuz, yaşadığınız, yaşatmaya çalıştığınız dil. Yani en azından yani, okulda bir ders de mi olamaz? Yani o çocuklar mesela
Şimdi sen Türkçe öğretmeye çalışmışsın. Aslında tuhaf da bir durum da var ortada. Şimdi mesela Biden'e diyor ki benim oğlum diyor Kürtçeyi bilmiyor diyor. Şimdi şimdiki kuşaklar için de kültürlerini koruyabilmek adına Kürtçe eğitimi isteniyor. Aslı olan hani çocuklar bunu kaldırabilir mi? Onu da bilmiyorum. Yani iki dil ama hayatta kaldırdılar değil mi? İki dilli var olabildiler en azından. Zaten orada iki dilli bir hayat var. Yani okula gidene kadar Kürtçe yaşayıp okula gittikten sonra Türkçe yaşıyorlar. Okulda bir ders olsa mesela bu neyi değiştirir ya da hani fena bir şey mi olur? Dümdüz sorayım. Yani bana kişisel fikrimi soruyorsanız ben tabii, tamamen duygusal açıdan bakıyorum. Demin dediğim gibi olayın farklı boyutlarına bakamam. Şöyle bakmak lazım, yani o dönem ben orada öğretmenlik yaparken hiç görülmeyen bir başka taraf daha var. Öğretmen Türkçe biliyor, çocuklar Kürtçe biliyor, öğretmen de derdini anlatamıyor. Hiç bu taraftan bakılmıyor. Yani ben de benim dilimi bilen çocuklarla, beni anlayan çocuklarla ders yapmak isteyebilirim. O öğretmenin de orada yaşadığı bir sıkışmışlık ve sıkıntı var. Çocuğun da aynı şekilde yaşadığı bir sıkıntı var. Aslında orada iki taraflı yaşanan bir rahatsızlık var. O yüzden bir dilden bu kadar korkmayı da anlamıyorum. Bir dili böyle bir korku objesi olarak görmeyi de anlamıyorum. Hakikaten o sınıflara girip bir sene kalmaya gerek yok. 10 dakika o çocukları görmek. Bence bir sürü insana bu sorunun cevabını verdirecektir diye düşünüyorum. Aslında sonuçlarını belki bugün gördüğümüz hani epey üzerinden geçmiş gibi geliyor ama bir, hala böyle okullar, böyle sınıflar ve böyle ilişkiler var. İki, o günkü çocuklar, işte az önce söyledim, o bölgenin yazgısını paylaşıyorlar büyük ölçüde. Ve Cumhurbaşkanı Gül de işte bu kadar kritik bir gündem başlığında son gezisini yılın Diyarbakır'a yapıyor. Ve gördüğünüz gibi bekleniyormuş bir iki dakika içinde. O zaman hızla Güner Cevoğlu'nun yazısını ekrana getirelim. O arada gelmiş olur zannediyorum ve devam edelim. Cumhurbaşkanı Gül'ün Diyarbakır gezisi şık ambalajlı bir yılbaşı hediye paketi gibi. Kurdelesi çözülüp kapağı açılıp içine bakıldığında beklentileri karşılamadığı söylenecektir. Ama hediyenin önemi yakınlık jesti olmasıdır. Şıklığı ise devletin bir numarası tarafından verilmesidir. Sert söylemlerin uçuştuğu şu son haftalardan sonra psikolojik iklim değişikliği yaşatacak bir ılıman esinti olarak algılanmalı. Dozajına ince ayar yapılmış bir ajanda Fırat'ın iki yakasına da ılımlı izlenimler üretebilir. Aslında son haftalardaki sertlik tırmanışı yaşanmasaydı Gül'ün Diyarbakır gezisi için daha zengin bir ajanda taslağı konuşulmaktaydı. Örneğin 600 dolaylarında katılımcının da olacağı büyük bir yemek, bir Türk çocuğunun şiir okuması, Diyarbakır Çocuk Korosu'ndan Kürtçe bir türkü. Gezinin programı daha da sadeleştirilmiş olmalı. Cumhurbaşkanı Gül, Diyarbakır'da vilayeti, Büyükşehir Belediyesi'ni, garnizonu, üniversiteyi ziyaret edecek. Diyarbakır Barosu gibi birkaç STK ile birlikte öğle yemeğinde bulunacak. Halkla bir araya gelecek, sokak diyaloğu kuracak. Bunlar da yeni yıla girerken iyi izler bırakacak yaklaşımlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in havaalanından başlayarak sanıyorum garnizon ziyareti hariç bütün gezi süresince Cumhurbaşkanı Gül'ün yanında olacağı yolundaki haberler de mikroklima hararet göstergesi. Yazıyı yazarken MGK bildirisi henüz yayınlanmamıştı. O bildiri içeriğiyle Gül'ün gezisine artı ya da eksi etki yapabilir. Güneri Civaoğlu, Milliyet. Evet, görüntülerde görüyorsunuz efendim. Güneri Civaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyaretiyle ilgili yazısının noktası kondu ve Cumhurbaşkanı'nın konvoyu Diyarbakır Valiliği önüne geldi. Doğan Haber Ajansı'nın görüntüleriyle canlı olarak şu anda izliyoruz. Merasim katası bekliyor. Türk bayraklı bir grup var karşılamak üzere. Ama öğrenciler mi tam algılayamadım doğrusunu isterseniz. Evet. Şimdi Güneri Civaoğlu'nun yazısında çok
enteresan ayrıntılar vardı. Belli ki gazetecilik yapmış Günür Bey ve pek az yerde gördüğüm ayrıntıları vermiş. Diyor ki mesela 600 olayında katılımcının olacağı büyük bir yemek, Diyarbakır Çocuk Korosu'ndan Kürtçe, Türkü vesaire böyle bir program düşünülürken sadeleştirilmiş. İşte o programın sadeleştirilmiş yeni programın diyelim ilk ayağında Cumhurbaşkanı Gül korumalar aracın çevresine aldı. Sesini de alalım arkadaşlar hafifçe lütfen. Diyarbakır'a özellikle dünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra gelmesi elbette önemli. Evet, görüyoruz. Peki Gonca Şenay hatta mı arkadaşlar? Gonca kısacık anlatır mısın oradaki atmosferi? Biz buradan zorlukla seçiyoruz Cumhurbaşkanı'nı. Evet, onlar güvenlik önlemleri nedeniyle hem de işte onu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Diyarbakır'a indi. Havaalanından valiliğe aslında normalde 5 dakikalık bir yol var ama büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. O yüzden de o yol uzun sürdü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için. Şu dakikalarda valilikte beraberinde AK Partili bölge milletvekillerinin de olduğunu görebiliyorum. Valiliğin önünde toplanan kalabalıkla selamlaşıyor Cumhurbaşkanı. Karanfil ve güllerle karşılandı. Türk bayrakları asılı valiliğin bulunduğu cadde üzerinde. Yine kalabalığın elinde de Türk bayrakları var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü alkışlarla karşıladılar. Şu anda da onlarla selamlaşıyor. Onlara merhaba diyor Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Vali tarafından karşılandı. Burada bir görüşmesi olacak. Yaklaşık bir saat sürecek o görüşme. Ama hemen belirtelim. Buradan sonra en kritik duraklardan birinde olacak. Garnizona gidecek. Ardından da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde olacak. Osman Baydemir'le görüşecek. Baydemir havaalanındaki karşılama töreninde de yer almıştı. Cumhurbaşkanı'nı karşılamıştı. Halaylarla karşılanmıştı Cumhurbaşkanı. Orada da halay ekibiyle bir araya gelmişti. Onlarla da kısa bir sohbet etmişti. Şu dakikalarda polis mangasının önüne yaklaşmak üzere ama yine bir kalabalık var. Cumhurbaşkanı'na çiçekler atılıyor. Ona mektup vermek isteyenler var. Havaalanı yolunda da olmuştu. Talepler için evet ve zılgıtlar da çekiliyor. Evet. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için valilik önünde. Evet, şu anda kendisini karşılayan resmi heyetle tokalaşıyor Cumhurbaşkanı. Valilik personeli ve Diyarbakır'daki kamu görevlileriyle Mehdi Eker, Tarım Bakanı Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker hemen arkasında yer alıyor Cumhurbaşkanı'nın. Şu anda da polis mangasını selamlayacak Cumhurbaşkanı valiliğe geldi. Buradaki ziyareti yaklaşık bir saat sürecek. Ardından da garnizona geçecek. Evet. Sıralama Gonca. Cumhurbaşkanı selamlıyor ve şu anda da kameralarımızın önünden geçti. Valilikte, valilik makamına çıkacak. Onu da hatırlatalım. Orada valilik makamında da basın mensuplarını kabul edecek Cumhurbaşkanı. Soruları yanıtlamasının söz konusu olabileceği yönünde de bilgiler verildi. Biz buradan gelişmeleri aktarmaya çalışacağız Ayşenur Aslan. Gonca, herhalde Cumhurbaşkanı'nın soru alırsa ne sorulacağını sormama gerek yok. Hani iki dil, demokratik özellik, olağan malum sorular diyelim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın uçağında bildiğim kadarıyla Medya Mahallesi'nden iki isim var. Medya Mahallesi derken bu programdan değil elbette. Bizim camiadan diyelim. Biri sevgili arkadaşım, rakibim Ruşen Çakır. Cumhurbaşkanı Gül'den bir sonraki programa katılmak için ben de bir başvuruda bulunacağım. Ama bir diğeri Bejan Matur, çok da ilginç bir seçim geldi. Senin bu konuda bir bilgin var mı Gonca? Cumhurbaşkanı ile birlikte gazeteciler de geldi ama çok net olarak ben onları göremedim. Sarı Süreyya Önder'i gördüm. O önceden gelmiş. Bugünkü yazısından anlaşılıyor. Evet, önceden gelmişti ama o ekiple birlikte o da içeri girdi. Yine Ruşen Çakır vardı aralarında. Diğer gazetecileri çok net olarak bulunduğum yerden seçemedim. Cumhurbaşkanı'nın birkaç adım arkasında oldukları için.
Ama o isimleri ama ben seni tutmayayım çünkü onlar girdi, lütfen sen de içeride bir şey kaçırmana sebep olmayayım sevgili Gonca. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bejan Matur'dan özellikle söz ettim çünkü Bejan Matur'la bir telefon bağlantısı yapabilir miyim diye konuşmuştuk. Dedi ki Cumhurbaşkanı uçağında olacağım o sırada dedi. Bejan Matur Kürt şair, Zaman Gazetesi'nde yazıyor. Yani çok hakikaten ilginç bir seçim yanına onu alması. Diyarbakır'la ilgili de çok güzel bir kitabı vardır. Yani evet. Fotoğrafların altına çok hoş metinler yazdığı ve büyük boy çok çok hoş bir kitap hazırladı. Evet, Diyarbakır yani hakkında. Diyarbakır'ın sesini aktaran bir meslektaşımız. Daha sonra ama burada onunla birlikte konuşacağız. Şimdi tekrar kısaca kitaba dönelim. İşte o Diyarbakır'daki, o belki Diyarbakır'ın varoşlarındaki giderek büyüdü çünkü o kent biliyorsun mutlaka. Diğer kentlerdeki bölgede hala küçücük çocuklar kendilerine bir hayatta çıkış yolu arıyorlar. Onlar adına ne söyleyebilirsin? Ya da mesela Meheme karakteri var. Böyle bir karakter neye tekabül ediyor? Kimdir? Ne anlatabilirsin o çocuklar için? Kitaptaki bana göre en önemli karakter Meheme aslında. Kitabın bütün anlatmak istediği şeyi de birkaç tane cümleyle o anlatıyor. Aslında hiç hemen hemen hiç konuşmadan anlatıyor. Meheme bir öğretmen. O terörün en yoğun olduğu dönemlerde biri Kürt, diğeri Türk olmak üzere iki öğretmen arkadaşını alıp götürüyorlar. Sonra öldüklerinin haberini alıyor. Ondan sonra da işte bir Elazığ Akıl Hastanesi'ne düşüyor. Bildiğimiz meczup bir karakter orada. Mehmet'in özelliği ona Türkçe bir şey söylediğiniz zaman size hiçbir şekilde cevap vermiyor. Zaten o kitabın kapağındaki çizgiler de Meheme'nin çizgileridir. Elinde bir tebeşir var eski bir öğretmen olduğu için. Sürekli yere bir takım şeyler çiziyor. Ona Türkçe soru sorduğunuzda ya da merhaba dediğinizde asla cevap vermiyor. Siz ona Kürtçe sorarsanız soruyu size Türkçe cevap veriyor. Meheme aslında her şeyi anlatıyor. O dilin görülmeye ihtiyacı var. Bence bütün dillerin olduğu gibi Mehmet'in yaptığı şeyi yapabilirsek, yani Kürtçe sorulduğunda o da size sizin dilinize cevap veriyor. Birçok şeyin aşılabileceğini düşünüyorum. Evet. Şimdi bir de öbür gazeteci Şapkan'la yazar olarak tabii ki kendi hayatından izlerle bize oradaki çocukları ve aslında o çocukların büyümüş hali gibi Meheme bir bakıma onu tanıttın. Şimdi Milliyet Sanat ve Kitap Genel Yayın Yönetmeni sıfatıyla sormak istiyorum. Kürtçe kendine bir mecra yaratabildi mi? İşte kitaplardan bahsediliyor. Mesela kitap, kaç kitap bugüne kadar basılmıştır Kürtçe'de ve okunuyor mu onlar? Yani hani Kürtçe Kürtçe deniyor ama bölgede mesela Kürtçe kitap talebi gerçekten var mı? Okunuyor mu? Yani yeni nesil okuyordur muhtemelen ama yazı dili olarak çok hakim olduğunu zannetmiyorum. Yani insanların çünkü yıllarca o dilin üzerinde öyle bir baskı olduğu için yazı dili anlamında çok fazla geliştiğini düşünemiyorum. Yani o fırsatı bulamadığını. Bu sayı Milliyet Sanat'ta bir röportaj yaptık. Yeni bir kitap çıktı çünkü Kürt dilini, Kürt romanı okuma kılavuzu. Abidin Parıltı'yla Özlem Galip'in yaptıkları bir kitap. 242 tane Kürtçe romana ulaşmışlar. Toplam 242 tane. Aslında hiçbir şey tabii. Yani hem önemli bir gelişme ama hem de bir önemli bir gelişme ama ulaşabildiklerinin toplamının bu kadar olması. Şeyi söylüyor özellikle, Kürtçe bir mucizeyi başardı. Çünkü bütün bu yaşadıkları sırasında, sürgünde, daha doğrusu Kürtçe yazan yazarlar için de aynı şeyi söylüyor. Sürgünde, dili yasaklanmışken, sürekli Türkçe konuşması gerekirken, işte hapishanede
dilini kullanamazken bütün o hikayeleri anlatıp bütün bu arada geliştirdi ve bu kadar roman yazdı. Bu da bir mucizedir diyor. Orada aynı şeyi söylüyor. Kürt romanının görülmeye ihtiyacı var. Yani Mehmet'in bize anlatmaya çalıştığı şey, beni görün, bizi görün. Kürt romanı içinde aynı şey geçerli. Çok fazla da gelişememiş bütün bu şartlar altında. Kitaptan da onu anlıyoruz. Şimdi bu sorun Türkiye'yi nasıl etkiler? Çözüm bulunabilir mi? Hani kaç yıl kaldı öğretmenim? İşte birkaç yıl sonra biz hakikaten buna bir çözüm bulabilir miyiz? Nereye götürür bilmiyorum ama insanları anlamak açısından bu kitabın ben hakikaten çok çok hoş olduğunu düşünüyorum. Ama bu arada bu yaz kaybettiğimiz Evrim Alataş efendim bir Kürt yazar. Şimdi Evrim Alataş'ın kitabından ben çok küçük bir şey aktarmak istiyorum size. Aslında Evrim Alataş sadece Kürt değil, Kürtçü. O anlamda hani yaşasaydı ve burada otursaydı kendisi çatır çatır tartışabilirdim de. Çünkü bir yöntem olarak mesela şiddeti savunabilirdi belki Evrim ve ben de ona karşı çıkabilirdim, kavga edebilirdik. Ne yazık ki yaşamıyor. Ama arkasında bıraktığı öykülerde anlamamız gereken şeyler ipuçları veriyor. Şimdi çok beni çok etkileyen kendi adıma bir şey anlatacağım size. 12 Eylül döneminde cezaevleri malum. Hele Diyarbakır cezaevi falan artık kimsenin yeniden öğrenmesine gerek kalmadı. Herkes biliyor. İşkence yuvası. Orada bir tutuklu. Kamber Ateş. Kamber Ateş'in annesi ziyarete geliyor cezaevine. Fakat tek kelime Türkçe bilmiyor anne. Bir tek nasılsını biliyor. Anne oturuyor oğlunun karşısına. Kamber Ateş nasılsın diyor. Şimdi iyiyim ana diyor mesela Kamber Ateş. Sen nasılsın diyor. Fakat anlamıyor anne. Bir daha Kamber Ateş nasılsın diyor. Kaç dakikaysa o görüşmenin süresi. Anne bir yandan ağlıyor. Bir yandan da Kamber Ateş nasılsın diyor. Şimdi kim bilir o nasılsına hangi anlamları yükleyerek. Kamber Ateş iyi misin? Kamber Ateş sağlıklı mısın? Kamber Ateş seni çok özledim. Şimdi ama nasılsın? Hani dedin ya öğretmenim kalemimi açabilir miyim? O bir kalıp ve tuvalet izninde kapsıyor. İşte belki arkadaşından silgi alma izninde kapsıyor. Bir nasılsına bir anne ne kadar duygu sığdırabilirse o kadarını sığdırmak zorunda kalmış. Hani Kamber Ateş nasılsın diye sorabilen bir anne bazı izleyicilerden bize kızan mailler gelmiş. Mesela Hakan Dura demiş ki 100 yıl önce Fransa'da kimse Fransızca bilmiyor. Dil aracılığıyla herkes Fransız oldu demiş. Ben bu nota Fransızım doğrusu isterseniz. Hiç böyle bir fikrim yok ama en azından burada olup biteni anlamak önemli diye düşünüyorum. En son bize bu kitaptan ve hayattan birkaç saniye hatta dakika bile değil. Çok az bir süre kaldı. Ne söylersin Filiz? Kitapla ilgili ben kitabı babama adadım. Kitabın içinde de bir şey sahnesi vardır. Öğretmenin öğrencilerinden birinin babasının öldüğü bir bölüm. Orada altı yakarken kullandıkları bir Kürtçe kalıp var. Kürtçesini bilmiyorum şimdi ama Türkçesi aklımda. Babasız kız susuz dağ gibidir diye bir şey. Bu bana çok dokunmuştu. Bir çocuğun babasını kaybetmesi, üstelik neden kaybettiğini bilmeden kaybetmesi ve o çocuğun 15 yıl sonrasını düşündüğünüz zaman hakikaten benim orada da yaşadığım en içim vuran şeylerden belki de bu kitabı yazdıran konulardan biri odur. Baba kız ilişkisi özel bir ilişkidir çünkü. Çocukların babalarının ölmediği, evet, dillerinin ve kendilerinin görüldüğü günlerin gelmesini dileyebilirim fazla. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yılı bitirirken çok keyifli bir buluşma oldu. Sağ olun. Gözlerin parladı. Biraz yaşlarla biliyorum.
o parlaklığın nedeni. Çocuklarına buradan selam ve sevgi gönderelim, evet, değil mi? İzliyorlarsa. Ne olur. Bir kısmına ulaştım ama bekliyorum da. Peki. Bizden de o çocuklara, bugünün gençlerine sevgiler. Çok teşekkürler tekrar. Teşekkür efendim. Yarın yılın son günü. Yılı gani müjdeyle temize çekeceğiz yarın. Hiç ise birazcık böyle gülümseyerek kapatmak istiyorum çünkü. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgiyle.